Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle çok güzel bir örnek paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle, şurası söküldü. Bu örneğim arkadaşlar, yaz geldi artık. Yazlık bir şeyler yapayım istedim. Bu şura ilmeğim kaçtı arkadaşlar, şu çekerken şöyle tamamlayayım burayı. Şu bezi çekelim. Şu şekilde bir örnek paylaşacağım arkadaşlar sizinle. Yazlık, yelek, süveter, ondan sonra atkı, şal, her şeyi yapabilirsiniz bundan. Şu şekilde arkası da çok güzel ve böyle tiril tiril yumuşacık duruyor. Şimdi bunun yapımını paylaşacağım. Ben çok beğendim arkadaşlar. Hem yapması çok kolay hem de zevkli bir yapımı var. Şimdi zincirimizi çekerken arkadaşlar ben ipimi şöyle bebe ipi kullandım. Şu şekilde BİM'den almıştım. Çok güzel duruyor. Bu örneğe çok güzel yakıştı. Şöyle şey bir ip. Yani böyle merserize benzer bir ip. Güzel bir ip. Bu da aynısı. Başka bir rengi. Şimdi o örneğimi sizinle paylaşmak istiyorum. Zincirimizi arkadaşlar istediğimiz kadar çekin. Ne yapacaksanız o kadar uzunlukta çekin. Biraz da fazla çekin. Çünkü ilk sırada örneğe kuruyoruz. Zaten örneğimiz tek sıra. Tek sırada örnek oluyor. Her sırada bir örnek. Aynı. Devam ediyor. Şöyle ufak bir tane yapacağım ki her tarafını göstereyim. Dönüşleri falan da gösterebileyim. Şöyle bir iki tane daha zincir çekeyim. Şimdi arkadaşlar şuradan dönerken şöyle başımı iki sefer doladım. Şuradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bırakıyorum. 8. zincirime tek kanat olarak battım. Şöyle başını doladım. Tekrar aynı yere battım. 2 ve bu 3. 3 tane batmış oldum. Bunu şöyle çekiyorum ama şu kanadı bırakıyorum. Daha sonra bunu ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir çektim. Trabzan yapmış oldum buraya dahiliyetten arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başını doladım. Şu ikili yere şu iki kanadı aldım ve oraya bir tane trabzan yaptım. Şöyle. Başını iki sefer doladım. Zincirimizi şöyle önüme aldım arkadaşlar. Bir, iki tane zincir bıraktım. Üçüncü zincirime şöyle çektim. Tekrar iki oldu. Bu da üç. Şöyle çekerken şu kanadı almıyorum arkadaşlar. Şunu bırakıyorum gördüğünüz gibi. İkisini bir, ikisini bir. 2 2 çekip burada bir trabzan yaptım. 1 2 3 zincir. Şuradan iki kanadı şöyle aldım ve buraya bir trabzan yaptım. Şu şekil oluyor arkadaşlar. 2 sefer doladım. Bir, iki tane bıraktım. Üçüncü zincirime şöyle battım. Üç tane doldurdum. Şu kanadı. Pardon arkadaşlar, burada şu kanadı almıyoruz. Şöyle. Şöyle olacak. 2 2 2 1 2 3 zincir çektim. Başına doladım. İkisini bir, ikisini bir çektim. İki, üç. Çekiyorum. Şunu bırakıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim.
ve şöyle battım. Tane donadım. Bir tane daha yapabilirim. Zincirim yetiyor. Bu bir, bu iki, üç. Üç tane dolgumu yaptım. Sonra çekiyorum ve gördüğünüz gibi bunu bırakıyorum. Şöyle dört tane kalıyor. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir çektim. Şimdi sona geldik arkadaşlar. Sonda da başını 3 sefer doluyorum. Doladım 3 sefer. Şimdi 2 tane bırakıyorum. En sondaki zincirime battım. 2 2 2 2 çekerek bunların boyunda bir trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim, döndüm. Başını iki sefer doladım. Şimdi şu yuvanın içine bir, iki, üç tane doldurduktan sonra şöyle burayı çekiyorum ve bunu bırakıyorum. İki, 2 2 çekerek kapattım. 3 zincir çekiyoruz araya. Başını 2 sefer doladım. Şimdi şuraya. 1 Tek sıra zaten örneğimiz. Tek sırada oluşuyor. Şu iki kanadı alıyorum buradan ve trabzanımı yapıyorum. Bir, iki, üç. Çektim, bunu bıraktım. Çok kolay arkadaşlar. Ben yavaş yapıyorum. Normalde bayağı hızlı yapılıyor. Öyle oyalayan bir şey değil. Bir, iki, üç. Şimdi şuraya geldik. Pardon. Şöyle doldurduktan sonra çekiyorum, bunu bırakıyorum. Bunları da 2 2 çekiyorum arkadaşlar. 3 zincir. Şu 2'yi de buradan alıp trabzan yaptım. Şimdi bunu da başına donadım. Şimdi arkadaşlar kenarlarda bunun boyuna uzun bir trabzan yapmam gerekiyor. O yüzden 1 2 3 tane doladım. Hemen şu trabzanın yanındaki zincire şöyle zincirin içine battım. Şöyle 2 2 2 2 çektim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir örneğimiz oluyor arkadaşlar. Aynen dönerken de yine orayı da tekrar göstereyim. 1 2 Pardon, 2, 3, 4, 5 tane yine zincir çekiyoruz. Döndük. Aynı şekil buraya dolduruyoruz. Örneğimiz tek sıra. Arkadaşlar hiç oyalamıyor. Gayet de düzgün bir örnek. Şöyle. 1, 2, 3 zincir. Aynı devam ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi kenarımızda bu şekilde oluyor. Hem alt düzgün arkadaşlar, hem kenarlar düzgün.
gayet düzgün bir örnek oluyor. Bunu yelek yaparsanız, yelek, şal, atkı, her şey oluyor bundan arkadaşlar. Kenarda düzgün olacak. Zaten şuradan da dikiş yaptığınız zaman gayet düzgün bir örnek olacak size. Ben şöyle sarıdan yaptım. Aynı ip kullandım. İpim de bu kadar güzel ki dökümlü dökümlü durur. Sizin de bir şeyler yapacağınızı bir umarak bu örneği paylaştım. Evet arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederim. Yeni gelen arkadaşlarım da varsa arkadaşlar, onlar da abone olup beğeni yatarlarsa çok memnun olurum. İnşallah beğenerek izliyorsunuzdur. Beğeni ve yorumlarınızı atarsanız arkadaşlar, sormak istediğiniz şeyler de olabilir. Oradan da sorabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.